Bosna Sesi olarak bölgemizdeki lezzet noktalarını sizlere tanıtmaya devam ediyor. Bu kez adresimiz Rastad şehrinde bulunan Scarland Grillhouse. Scarland Grillhouse temiz ve ferah bir mekan olarak göze çarpıyor. Erzurum yöresine ait cağ kebabı ile meşhur mekanda bu leziz tadı sizler için görüntüledik. Mekanın müdavimleri cağ kebabına övgüler yağdırırken Bünyamin Alkanat lezzeti yakından görmeleri için vatandaşlarımızı mekana davet etti. Peki efendim, neden burayı tercih ediyorsunuz? Çünkü yemekler çok beğenilir tarafından, çok tatlı, çok güzel. Evet, buranın bir özelliği de meşhur cağ kebabını yapıp hazırlıyor olması. Siz de mutlaka bunu tatmıştırsınız. Nasıl bir lezzet? Bəli, biz bilirik cağ kebabı ne demek deyip, bu çok güzel, yaxşı bir yemek. Bu bakımdan burada pişirilmesi de daha üstündür, daha farklıdır. Ona göre hemşe gelip burada yiyin. Çok güzel cağ kebabı zaten uluslar arası bir arenada dahi kendisini kabul etmiş bir yemek türümüzdür. Bu Osmanlı zamanından beri herhalde geliyordur. Dönerin dışında bir lezzet diyeceğim. Aslında burada döneri şeyi dışı bırakmak istemiyorum. Ama cağ kebabı fazla karışımı yapılmadan yapılan etten daha lezzetli itibar ettiği için cağ kebabı ben güzel buluyorum. Was mir gefällt, das ist alles hausgemacht. Sehr empfehlenswert. Also das ist richtig liebevoll gemacht und schmeckt alles sehr gut. Vor allem das Lamm ist richtig gut gegrillt. Sehr gut. Ganz toll. Ganz toll. Yanımızda bu harika yemeğin ustası Bünyamin ustamız var. Biz Bünyamin ustayı yakından tanıyoruz. Kendisi bu işin gerçekten uzmanı, ustası bir insan. Kendisine sorduk kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz diye. Doğduğumdan beri desem yalan olmaz dedi. Ama 18 yıldan beri de Almanya'da bu işle uğraşıyor. Efendim, biz tanıyoruz sizi ama bizi izleyen müşterilerimiz de, ekran başına bizi izleyen izleyicilerimiz de mutlaka sizi tanımak isteyeceklerdir. Kısaca kendinizi tanıtır mısınız? İsmim Bünyamin Alkanat. Erzurum Tortum'dayım. Yani bu cağ kebabının merkezine girdiniz. Merkezindeyim. Çocukluktan beri de yediğimiz için tadını, lezzetini bildiğimizden dolayı o lezzeti de yurt dışında devam ettirmek istedik. Buradaki insanlara bu şekilde hem memleketin özlemini gidermek açısından hem de tanıtma açısından bu işe giriştik. Evet, inşallah güzel olacak. Bunun da püf noktası vardı mutlaka. Neler efendim? Nasıl olmalı gerekiyor? İnce olması şartıyla. Tabii bazı müşterilerimiz kalın istiyor, yağlı istiyor, ince istiyor. Bu işi bilenler, yiyenler, daha önceden yiyenler, az tadını bilenler biraz daha ince olmasını istiyor. Biz ona dikkat ediyoruz. Peki nasıl yenir efendim? Nasıl mı yenir? Bu iki türlü yenir de aslında ben en kolayını bizim Erzurum'a gidelim. Erzurum'da böyle yenir. Evet, valla kardeş nasıl yenir diye sorduğumuzda gerçekten Erzurum usulüyle bize bu lezzeti nasıl yenildiğini gösterdi. Denerseniz siz de memnun olacaksınız. Mutlaka deneyeceğiz. Sizler için deneyeceğiz sevgili izleyicilerimiz. Bu lezzetin nasıl olduğunu sizler için deneyeceğiz. Ve biz de mutlaka güzel bir not vereceğiz diye düşünüyoruz.